Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Alper Kuşat Uysal. Sizlere bugün algoritma programlama kitabının 8. ünitesi olan çizgi algoritmalarından kısaca bahsedeceğim. İlk olarak içeriğimize bir göz atalım. Temel kavramlar adı altında bir başlığımız bulmaktadır. Ve bu başlık altında yönlü çizge, yönsüz çizgi ve komşuluk matrisi gibi kavramlar ile alacağız. İkinci konu başlığımız enine aramadır. Enine arama çizgi üzerine temel arama algoritmalarından birisidir. Üçüncü konu başlığımız ise önce derinliğine arama olacaktır. Bu algoritmada gene bir arama algoritması çizgiler üzerinde. Çizgenin bir düğümünden başlanarak bu düğümün komşu üzerinden, üzerinden gidilebilecek en odak düğüme kadar olan noktaların ziyaret edildiği algoritmadır. Son konu başlığımız ise dayak sıra algoritmasıdır. Biz buna dayak sıra en kısa yol bulma algoritması da diyoruz aynı zamanda. Çizgilerde bir başlangıç düğümü ile diğer düğümler arasındaki en kısa mesafeleri sesli yarayan algoritmadır. Şimdi ise bu ünitenin öğrenme çıktılarına bir göz atalım. 3 adet öğrenme açıklarını bulmaktadır. Bu ünitenin sonunda çizgi kavramını tanımlayabilmeniz beklenmektedir. Çizgilerde arama algoritmanı uygulayabilecek durumda olmanız beklenmektedir. Ve çizgilerde en kısa yol bulma algoritmanı kullanabilecek durumda olmanızı beklemekteyiz. Şimdi temel kavramlı konu başlığıyla başlayalım. Çizgiler yönlü çizgi ve yönsüz çizgi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yönlü çizgi kenar bağlantılarının yönler temsil eden oklarla gösterildiği çizgidir. Yönsüz çizgi ise kenar bağlantılarının yönler temsil eden oklarla gösterilmediği çift yönlü olan bir çizgedir. Ee, şeklimizde iki adet çizgi örneği bulunmaktadır. Bunlarla birisi birincisi yönlü çizgedir. Düğümler arasında bağlantıları oklar temsil edilmeyi göstermektedir. Yani bu bağlantıların tek taraflı olduğu anlamına geliyor. Birinci örneğimizde 1 ile 2'ye gidilebilirken 2'den 1'e doğru gidiş söz konusu olamamaktadır. İkinci şeklimiz yönsüz çizgidir. Burada bu şeklin üzerine oklar yer almamaktadır. Dolayısıyla aynı zamanda birden ikiye ve ikiden birine gidilmemesi mümkündür. Çizgileri özgü, yol, bağlantılılık gibi bazı kavramlar bulunmaktadır. Yol, çizginin içerisinde bir düğümden başka düğüme ulaşmak için geçilmesi gereken düğümlerdir. Eğer bir yolu tekrardan düğümler yoksa ona basit yol denir. Bağlantılık da aynı şekilde düğümler arasında bağlantılı olması olarak açıklayabiliriz. Şimdi ise bir diğer temel kavram olan komşuluk maddesine geleceğiz. Çizgiler hakkındaki bir diğer önemli kavram da düğümlerin komşuluk ilişkilerini temsil etme şeklidir. Bu amaçla kullanılabilecek en çok bilinen yöntemlerden birisi komşuluk maddesi yöntemidir. Bu e, temsiliyetin bir amacı da programın ortamında bunların uygulanmasının daha kolaylaştırılması sağlanmasıdır. Aynı zamanda matematiksel olarak da şekillerde gösterilen şeyin ifade edilebilmesi durumudur. Örneğimizde bir çizgi bulunmaktadır ve bu çizgiye ait bir komşuluk mahsusu bulunmaktadır. Yani komşuluk mahsusunu birinci satırına göre atarsak eğer birinci satırda 2 ve 4'e ait olan bir değerlerin harcında diğerlerinin sıfır olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi bir düğümünün sadece 2 ve 4. düğümlerle komşuluğun bulunmasıdır. Komşuluğun bulunmadığı diğer düğümlerin değerleri sıfır olarak gösterilmiştir. Aynı şeyde 4. satırı ele alırsak 4. düğüme baktığımızda 4. düğümde sadece 1 ve 5 sütunların değerlerinin 1 olduğunu diğerlerinin sıfır olduğunu görüyoruz şekilde de bakarsak eğer dördüncü düğümün bir ve beşe komşu olduğunu ama diğerleri komşu diğer düğümleri komşu olmadığını görmekteyiz. Şimdi ise çizgilerde arama kavramına gelelim. Çizgilerde arama e, düğümlerin içerdiği düğümlerin tespit açısından önemlidir. Enine arama çizgenin bir düğümden başlanarak onun komşu düğümlerinin kendilerinin ve onların da komşularının sırasıyla ziyaret edildiği arama algoritmasıdır. Bu algoritma çalışması sırasında Önce başlangıç düğümünün tüm komşuları ziyaret edilir. Daha sonra başlangıç düğümünün komşuları komşu olan düğümlerden devam edilir. Algoritma uygulanma sırası esnasında kuyruk veri yapısından fayda aldığını söylemek mümkündür. Birazdan enine aramaya yönelik bir şekilsel örnekle yolumuza devam edeceğiz. Şeklimizde bir çizgi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu arama algoritma sırasında kullanılan kuyruk yapısı veri yapısı bulunmaktadır. Şeklin üzerindeki kırmızı ile gösteren rakamlar ise enler anormal grotumuzda uygulandığında hangi düğümün hangi sırada ziyaret edildiğini göstermektedir. Şeklimiz şöyle bakarsak 1, 2 ve 3 sıralarının S düğümünden başlanarak A, C ve H düğümlerine gittiğini söyleyebiliyoruz. Bunun sebebi S düğümünün komşuluğu olan düğümlerin A, C ve H düğümleri olmasıdır. Daha sonrası komşuların komşularıyla işlemlere devam edecektir. Dolayısıyla A'dan sonra G'ye gidilmesi söz konusu olacak. 4 numara olarak adlandırılan yer AG arasındaki bağlantı olacaktır. Daha sonra 5, 5 numarada C, B arasındaki bağlantı. 6 numarada ise C ve D arasındaki bağlantı yer almaktadır. Son olarak da B, E arasındaki bağlantının ve E, F arasındaki bağlantının devam işlendiği görmekteyiz. Şimdi ise önce derinler arama algoritmasıyla konuda devam edelim. Önce denilen arama algoritması da eline aramaya benzer bir algoritmadır ama amacı her ne kadar aynıysa da e, uygulama şekli farklıdır. Önce denilen arama, çizgenin bir düğümünden başlanarak bu düğümün kompleks üzerinden gidilebilecek en uzak düğüme kadar olan noktaları ziyaret edildiği bir arama algoritmasıdır. En uzak düğüme ulaşıldıktan sonra geri dönülerek aynı işlemler ziyaret edilmemiş düğümler için sürdürülür. Algoritmanın uygulanması esnasında yığıt veri yapısından faydalanılır. Geniş şeklimizde bir çizgi yer almaktadır. Burada mavi ile gösterilen S düğümünden başlanması söz konusu olmaktadır. S düğümünden başlanarak diğer düğümlerin sırasıyla dolaşılması söz konusu olacaktır. Öncelikli olarak B ya da C düğümünden devam edilemesi söz konusudur. Ancak B alfabetik olarak C'den daha önce geldiği için B düğümünden devam edilmiştir. Daha sonrası ise D ve E düğümlerine gidilebilmesi söz konusudur. Bu noktada da D düğümü Alfabetik olarak daha önce geldiği için D'den devam etmiştir. Yani iki numaralı düğüm B arasındaki yolu ifade etmektedir. Daha sonra size 3 numaralı kırmızı ile gösterilmiş noktadan devam etmektedir. H düğümüne geldiği noktada artık daha fazla gidilebilecek yer yoktur. Dolayısıyla geri dönmesi söz konusudur. Öncelikle D'ye dönülmekte daha sonra B'ye dönülmektedir. Ve B düğümünden başka yerle gidilebilmesi söz konusu olduğu için E düğümüne geçilmiştir. Dolayısıyla bu aradaki Bağlantı 4 olarak numaralandırılmıştır. Daha sonra ise E düğümünden I ve C düğümlerinden birine gidilmesi söz konusudur. Alfabetik olarak öncelikten dolayı I düğümüne gidilmiştir. Daha sonra J düğümü tercih edilmiştir. Burada da gidilebilecek yer kalmadığı için tekrar geri dönmesi söz konusudur. Ki bu geri dönüş S düğümüne karşı sürmektedir. S düğümünden tekrar de, devam edilirse C düğümüne devam etmektedir. C düğümünden ise gene F ve G düğümlerinden birine gidilecektir. F düğümü alfabetik olarak daha önce geldiği için önce F düğümüne gidilmiş, Sonra C düğümüne geri dönmüş. Daha sonra siz isterseniz kalan tek düğüm olan G gidilmiş. Bu şekilde birden dokuzlu karenin numaralandırılmış adımlarla algoritmanın çalışması tamamlanmıştır. Son olarak ise Dijkstra algoritmasını ele alacağız. Dijkstra algoritması, artlandırılmış çizgelerde bir başlangıç düğümü ile diğer düğümler arasındaki en kısa mesafeyi test etmek için kullanılır. Örneğin Türkiye haritasındaki şehirlerin bir çizgi üzerinde düğümler olarak gösterildiğini varsayalım. Düğümler arasındaki ağırlıklandırılmış kenar bağlantıları ise her iki şehir arasındaki uzaklığı temsil edecektir. Bu bilgiden yardımıyla Dijkstra algoritması kullanılarak belirtilen bir şehir ile diğer bütün şehirler arasındaki en kısa yollar bulunabilir. Örneğin Türkiye haritasındaki bir şehir seçilip bu şehirle diğer düğümler arasındaki en kısa mesafelerin bulunması bu algoritma ile mümkün olacaktır. Şimdi ise bu algoritmanın çalışması bir örnek verelim. Şeklimizde bir çizgi bulunmaktadır. Bu çizginin 5 adet düğüm noktası vardır. Bunlar da 0, 1, 2, 3 ve 4 olarak adlandırılmıştır. Başlangıç olarak her bir çizginin düğümünün üzerindeki değer sonsuz olarak gösterilmektedir. Sonsuz değeri buraya henüz bir değer atanmadığını, yani henüz bu mesafe hesap yapılmadığını göstermek için kullanılan geçici bir değişkendir bir nevi. Sonrasında ise e, Karşımızda göreceğimiz tabloyu oluşturuyoruz. Bu tabloda ziyaret sırasına göre gidecek yerler belirlenmektedir. Örneğin e, sıfır noktasından başladığımızı biz kendimiz zaten beyan ediyoruz ve karar veriyoruz. Sıfır düğümünden başlıyoruz. Sıfır düğümünden gidilebilecek yerleri tek tek tespit ediyoruz. Baktı, şekilde bakarsak sıfır düğümünden bir ve 3 düğümle gidilebileceğini söz konusu. Dolayısıyla e, ilk satırımızda sıfırdan sonra e, bir ve üç de düğümlerin değerlerinin 4 ve 8 olduğunu görüyoruz. Bir sonraki adımda ise e, en küçük olan yol tercih edilecektir. Dolayısıyla ilk satıra baktığımızda 0, 4 sonsuz, 8 ve sonsuz değerleri bulmak bulunduğu için biz 4 değerine sahip olan bir düğümden devam edeceğiz. Yani Bir sonraki adımda bir düğümü ziyaret etmemiz söz konusu olacaktır ama her örnekte buradaki gibi sıralı şekilde gitmek söz konusu olmayabilir. Şimdi ziyaret sırasına göre 1'e geldiğimizde yani 1, 1 e, üzerinden gidilebilecek yerlere bakıyoruz. Bu şekilde baktığımızda örneğin bir düğümden iki düğümle ulaşılabilir görünmektedir. Ve iki düğümle ulaşılırken bu yol toplamı 4 artı 3 işte 7 olduğu şekilde belirlenebilir. Dolayısıyla bir düğümünü ziyaret ettikten sonra iki düğümle 7 uzaklık ile erişilebilmektedir. Bu şekilde her bir satırı güncellediğimizde en son son noktaya geliyoruz. Son ziyaret edilen tablodaki değer 4'tür bu ziyaret sonrasında 0, 4, 7, 8 ve 15 değerleri elde edilmiştir. Dolayısıyla biz 0 düğümünden 0 düğümüne gene 0 mesafe yol kat ederek 4 adım kat ederek 1 düğümle 7 düğüm 7 adım kat ederek 2 düğümle 8 adım kat ederek 3 düğümle ve 15 adım kat ederek 4 düğümüne ulaşabilmekteyiz. Parantez içinde değerler ise buraya varırken geçtiğimiz bir önceki düğümü göstermektedir. Örneğin 15 parantezinde ifadesi, 4 düğümüne 15 adımda gelinebildiği ve bir önceki adımda 3 düğümünü ziyaret edilmesi gerektiğini göstermektedir. Şimdi ise e, konumuzu genel olarak özetleyelim. Çizge, düğümlerle bu düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan oluşan ve ağ algörümde olan bir tür veri yapısıdır. Çizgeler, düğümler arasındaki kenar bağlantılarının tipine göre yönlü çizge ve yönsüz çizgi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çikgilerde komşuluk ilişkilerini temsil etmek için en çok bilinen yöntemlerden birisi komşuluk matrisi yöntemidir. Umuyorum ki bu öğrendiğiniz bilgiler sizin için faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra diğer evren öğrenme materyallerini de göz atmamızı şiddetle tavsiye ediyorum.